Arkadaşlar herkese merhaba. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim. Ramazan'ı uğurladık, bayramlar geçti. Allah'ım inşallah sağlıkla, sıhhatle hepimizi yeniden erdirsin. Yeni Ramazanlar geçirmemizi nasip etsin inşallah. Arkadaşlar burada benim bebek menekşelerim vardı. Ramazan'ın başında ben bu kadehe koydum. Streç filmleri böyle kapattım. Biraz da zor açılıyor. Kapattım. Çok güzel böyle kök salmış. Böyle biraz da kadehe böyle sarılmış. Şimdi bunları dikeceğim. Bunları nasıl yaptığımı göstereceğim size. Çok güzel kök salmışlar. Sadece biraz su püskürttüm. Burada torbanın içinde var. Böyle kilitli torbanın içine koymuştum. Bunlar da çok güzel kök yapmışlar. Arkadaşlar bu torbanın içindeki bu menekşemden. Şu rengine bir bakar mısınız? Bu özenle dikeceğim bunları. Bu menekşemi çok seviyorum. Bundan tekrar yetiştirmek istiyorum. Şu renge bakın. Biraz şu inşallah yalancı tüp değildir. Şöyle tüp oluşumu meydana geldi bunda. Harika. Şöyle görüyorsunuzdur inşallah. Yalancı tüp değildir inşallah. Şu kadehin içindeki de bu menekşemden. Şu menekşemin yapraklarının büyüklüğüne bir bakar mısınız? Şöyle bir ölçüyorum. 9,5 santim arkadaşlar. Bu yaprakların genişliği. 9,5-10 santim neredeyse. O kadar büyük. Güzel. Sağlığı da gayet güzel. Yerinde. Bu normal anaç menekşem. Mudanya'dan hediye geldi. Komşumdan. Çok güzel. Bayağı uzun süre oldu geleli ama sağlığı gayet yerinde. Bir şu yaprakların büyüklüğüne bir bakar mısınız? Avcumu dolduruyor. Şöyle göstermek isterim size. Bir bakar mısınız? Arkadaşlar bunu nasıl yaptığımı anlatayım şimdi size. Bu bebek menekşeleri, daha doğrusu bu kadehin kenarından çıkan bebek menekşeleri böyle şöyle çıkarırsam biraz zor çıkacak ama buraya alışmışlar. Şöyle böyle içine koydum. Böyle tek tek böyle yukarıya gelecek şekilde yaprakları. Yapraklar kırılıyor. O kadar nazikleşmiş ki. Ondan sonra böyle kadehin içerisine su püskürttüm. Böyle streç filmle kapattım. Ama hiç ilgilenemedim Ramazan dolayısıyla. Bir loş bir köşede masanın üzerinde böyle kaldı. Epey ay bir baktım bir ara. Çok güzel kök yapmış. Hemen dedim bunun videosunu çekmem lazım. Ramazan sonrasına bıraktım. Şimdi tam zamanı bunun videosunu çekmek istiyorum. Şurada yine bu kilitli poşete koyduğum menekşelerimi göstereyim. Biraz sarı gibi ama gayet sağlıklı kökleri. Demin de söylediğim gibi arkadaşlar böyle içerisine koydum. Şöyle su püskürttüm. Kilidini tamamen böyle kapattım. Böyle köklenmeye bıraktım bunları da. Bunda bir tanesinde çürük var herhalde zannediyorum. Şimdi fark ettim. Onu da şimdi dikerken göstereceğim size. Burada kil bilyen var. Bir tanesini de ona dikmek istiyorum. Bir tane fitili sulama yapmak istiyorum bu menekşemi. Önce kil bilyesine dikelim. Havalar çok serin gitti bu aralar arkadaşlar.
Üşüdük, tekrar kaloriferleri yakmak zorunda kaldık. Şimdi bugün biraz daha iyi. Bu kil bilyesine neler kattığımı söyleyeyim ben size. Perlit koydum biraz. Şöyle görüyorsunuz. Biraz da vermikulit kattım. Şimdi kil bilyesini etrafına biraz daha koyacağım. Şöyle biraz, tabii taş olduğu için biraz kontrol etmesi zor. Bu taşlardan etrafına dizeceğim. Seraya koyacağım veya fitili sulamaya koyacağım bunu da. Daha önce bir denemelerim olmuştu biliyorsunuz benim bu kil bilyesini. Tekrar bir daha denemek istiyorum. Kil bilyeleri öyle duruyor dedim. Bakalım bu menekşemden de çok olduğu için bakalım bunda nasıl de oluşacak. Şöyle altına su sızdırmaması için. Arkadaşlar şuna dikkat edin. Siz de yapacak olursanız. Bu fitilin perlite dokunmasına yani temas etmesine çok önemli. Suyu yeterince alabilmesi için eğer fitili sulama yapacaksanız buna dikkat ederseniz çok iyi olur. Burada benim kilitli poşetlerim var. Ona koyacağım. Bunda birkaç gün duracak böyle tutana kadar. Şöyle ağzını da kilitleyeceğim. Böyle camın önüne de koyabilirim. Herhangi aydınlık bir yere bırakacağım. Bir 10-15 gün, daha doğrusu bir ay tutarım ben bunu. Öyle oldu mu daha iyi oluyor arkadaşlar. Şimdi bu menekşelerim için böyle bir saksılar ayarladım. Bunu fitili sulama yapacağım için böyle küçük bir saksı ayarladım. Bir tanesinde çürüme var. Daha yeni fark ettim. Şimdi onu göstereyim size. Onun çürüyen yerini alacağım. Bunu da şimdilik seraya koyacağım. Şöyle bir kaba da koyabilirim arkadaşlar. Şöyle kapağını da kapatıyorum. 3 ayda 1 ay gibi dursa yeterli oluyor. Burada küçük kaplarım var. Bu dondurma kabı. Fazla böyle bastırmadan, köklerini zedelemeden tarihlerini atacağım birazdan. Bunu da buna dikeyim. Öbür günleri aynı yere dikmek istiyorum. Çünkü diğerleri farklı bir menekşe.
büyük bir sera bulabilirsem, evde sera yapacak yer kalmadı artık. Bulabilirsem bunların hepsini aynı yere koyarsak daha iyi olacak. Çünkü birbirlerinden daha güzel yetişiyorlar aynı yerde oldukları için. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Ne kadar güzel. Çok da güzel kök yapmış. Bu acaba kökü çürük mü dedim ama hiç de alakası yok. Gayet sağlıklı kökü. Bunların üçünü aynı yere dikmek istiyorum. Çünkü aynı menekşeden. Bahar gelince tabii daha kolay tutuyor menekşeler. Bir sürü menekşemiz oldu gene. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.